Oğuzhan Zekioğlu, Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Sayın Batum, öncelikle okulumuza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Umarım İstanbul'da olduğunuzun farkındasınızdır. Ankara'ya döndüğünüzde lütfen yalanlamalar, pişmanlık açıklamaları falan yapmayın. Çünkü sizde oluyor böyle Ankara, İstanbul, İzmir arasında. Ve partinizde kim... Örnek verin mesela. Onu da mesela Ankara'dayken bilmiyordum partide kim konuşur vesaire derken, İzmir'e döndüğünde pişman değilim, sözlerimin arkasındayım dedi. Hayır. Herhalde orada Atatürkçü Düşünce Derneği'nin de bir gaza getirmesi oldu diye düşünüyorum. Bu arada partinizde kimin hangi konuda konuşmaya yetkili olduğu belli olmadığı için ben partinizde değil, direkt sizinle alakalı sorular soracağım. Az önce dediniz ya... Bir de hani... burada ben parantez açayım. Bir partide herkesin konuşuyor olması iyi mi kötü mü? Peki. Bunu bir tırnak içerisinde söylüyorum. Başıbozukluk olarak niteleyenler de var. Demokrasinin bir gereğini de. Tek sesli parti mi daha iyi, çok sesli bir parti mi daha iyi? Onu bir soralım ya. Tek sesli bir parti mi iyi arkadaşlar? Tek sesli bir parti sadece genel başkanın konuştuğu, karar verdiği, onun yönlendirdiği bir parti mi, yoksa herkesin konuştuğu bir parti mi? Tek sesli diyenler elini kaldırabilir mi? Hayır, çok sesli olsun diyenler. Demek ki arkadaşların tamamı da... Ancak bunun ortası da var bildiğiniz gibi. En azından bir parti olması için hepsinin bazı konularda ortak görüşlerde olması gerekiyor. CHP'de bunu hiçbir konuda göremiyoruz maalesef. Bu arada az önce dediniz ya, bize aptal yerine koymayın vesaire. Lütfen siz de bizi aptal yerine koymayın. Siz bir hukuk profesörsünüz. Biz de profesyonel öğrenciyiz artık. Bu kaçıncı sene oldu? Sözlerinizde açıkça askeri darbe yapamadığı ve Ergenekon sanıklarını savunmadığı için eleştiriyorsunuz, suçluyorsunuz. Siz bir hukuk profesörü olarak bunları söylerken bu sözlerinizden dolayı utanmadınız mı? Ayrıca... Bak, sen de hukuk öğrencisisin. Bir kere yargıç olsan karşına geldi. Bunları söyledin mi, söylemedin, söylemedim diye. İkincisi, metnin tamamını okudun mu bugüne kadar? Bir saniye. Hayır, okudun mu metnin tamamını? Da geleceğim. Bir saniye, beklersiniz. Şimdi metnin tamamı vesaire derken Hrant Dink örneğini verdiniz. Sizin savunduğunuz Ergenekon sanıklarının içerisinde Kemal Kerimsiz de var. Biliyorsunuz kendisi o cımbızla Hrant Dink'in sözcüğünü alıp Hrant Dink'i ölüme götürenlerden birisidir. Cımbız konusunda lütfen Hrant Dink'in adını ağzınıza almayın. Bu arada sözlerinizi genel başkanınız da tuz biber ekti. Askeri eleştirme etkisini yalnızca kendi üzerine aldı. Siz askeri eleştirme etkisine dahi sahip olamayan bir siyasetçi olarak karşımıza çıkıp Milli Savunma Bakanı'nı veya Başbakanı'nı, Cumhurbaşkanı'nı hangi hakla eleştiriyorsunuz? Ve size bir tavsiyem var. Lütfen. Ne güzel, hukuk öğrencisi hukuk profesörüne tavsiyelerde bulunuyor. İşte demokrasi bu arkadaşlar. Lütfen. Cezaevine girerken dahi binbir hava yapan, askerleri ayakkabılarını temizleten paşaları değil. Geçen gün genel başkanınız biraz söyledi ama siz yazınızda, son yazınızda önemsemediğinizi söylemiştiniz. Bir saniye arkadaşlar, bir dakika, herkes çocuklar, her şeyi söylüyor. Yani. Bir dakika. O paşaları değil de siz de yazınızda önemsemediğinizi belirtmiştiniz ama o liberalleri, demokratları ve halkı dinleyin. Bu arada o Sazan diye dalga geçtiğiniz Sezen Aksu'yu biz çok severiz. Onun şu şarkısını asla unutmayın. Haydi dostlar, başıma bıkmışım dertten. Gölge etme, başka ihsan istemem sana.